Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten muazzam şeyler yapacağız. Hem yükseltmeler yapacağız hem de takımıma 2 tane yeni efsane oyuncu katacağım. Belki transfer de yapabilirim ama bugün transfer yapmayı planlamıyorum. Gerçekten çok güzel yükseltmeler yapacağım. Deli Ali'yi bayağı bir yükselteceğiz galiba. Bayağı bayağı yükselteceğiz. Yani tek tek yükselteceğim biraz heyecanlı olsun diye. Bugün arkadaşlar bir de karnaval etkinliğinden canlı yayın yapabilirim. Saat 8 veya 7 gibi. Herkes bildirimleri açsın. Efsane paket açılımı yapabilirim ama herkesin gelmesi gerekiyor. Eğer canlı yayında aktif olarak 1500 canlı izleyici gelirse o yayında 500 bin coinslikti galiba. Paketleri açacağım arkadaşlar. Ve bugün sizlerle beraber bir devre sonu etkinliğinden son aldığım oyuncuları göstereceğim. Ve sonra yükseltmelerimi yapacağım. Delali'yi falan yükselteceğim. Bakalım neler olacak. Herkesten like bekliyorum ve hala kanala abone değilseniz de hoş geldiniz diyorum. Abone olup bildirimleri açmayı sen de unutma. Kimse de unutmasın. Unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım canlı yayını unutmayın. 8, 9 da olabilir, 7 de olabilir. Fark etmez, canlı yayın yapacağım. Bakın video çekmiyorum. Canlı yayın yapacağım. Belki video da çekebilirim ama aktif çok izleyici olmazsa sadece etkinliği oynarım yani. Neyse arkadaşlar haydi bakalım. Şimdi sizlerle beraber bu arada takım siz kurun serimizde kadromu göstereceğim. Yorumlara hangi oyuncuyu almamı istediğinizi yorumlara yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen biz bir oyuncularımızı alalım. Evet arkadaşlar son olarak gördüğünüz gibi bunlar var. Rosicki var ve Cannavaro, bir de birine sonra XPC falan var. Bunları alabildim. Daha fazla gidemedim. Çünkü daha öncesinde oyun oynamadığım için hani bilmediğim için 6 saatte bir oynamayı. O yüzden yapamadım maalesef ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Rosicki'yi efsane bir şekilde aldık. 87 gen harika bir oyuncu arkadaşlar. Delali'yi daha da yükseltince belki 2MO oğlu bir diziliş kullanabilirim. Belli olmaz arkadaşlar tabii ki. Şimdi bir devrin son XP'sini alıyoruz. Ama arkadaşlar bugün like'larınıza gerçekten çok ihtiyacım var. 250 bin bir devrin son XP'si. Gerçekten harika oldu, muazzam oldu. Destekleriniz okul başlasa da devam ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Adamın dibisiniz ve sizleri seviyorum. Ve şimdi sırada Cannavaro var arkadaşlar. Cannavaro'yu alayım. Ben şimdi buna etkinlik şeyde aldım arkadaşlar. Şimdi nasıl desem. Arka planda video da aldım. Şimdi canlı videoya geçeceğiz zaten. Yükseltmelerini falan yapacağız. Şimdi bunları bir kadroya koyup kadrodaki hallerini göstereyim sizlere hemen. Bir kadroya koydum. Bu arada rap yaptım lan. Harbi rap yaptım ha. Sanki rap yapıyormuş gibi konuştum. Bu arada bayağı bir güzel coinsim var. En yüksekken mi yapacağım? Yok. 4-3-3 hata seçiyordum galiba. Aynen 4-3-3 hata seçtim. Ve böyle bir kadro oldu arkadaşlar. O zaman şimdi sizlerle beraber Dele Alli'yi de yükselteceğimiz canlı videomuza başlayalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kadromuzun son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. Gerçekten bence süper bir kadrom var şu anda. Cannavaro'yu belki 90 gene yükseltirim. Ama şu anlık bir durun. Çünkü lige geldik. Ödüllere geliyoruz buradan ve lig ödüllerinden Dele Alli'ye gördüğünüz gibi 20 tamamlandı ve bunu 3, 2, 1, boom! Abi Dele Alli en başta bunu almak gerçekten çok önemli. 25, arkadaşlar bunun ne kadar önemli olduğunu size anlatayım. Bakın 10 tane ile sadece 5 tane geliyor. 3 tane yok, 3 tane ile 1 tane geliyor. Yani 3 tane ile 1 tane ne demek arkadaşlar? 30 tane ile 10 tane demek. Ben burada 20 tane ile 25 tane alıyorum. Bu ne demek abi? 30 tane ile 15 tane demek. Ben 20 tane ile 25 tane alıyorum. Gerçekten en mantıklısı bu arkadaşlar. Sabredin, bekleyin ve sonunda zaten kazanan siz olacaksınız. Hemen yedeklerden Dele Alli'ye geliyoruz. Dele Alli oyuncuyu geliştir diyorum. Abi bayağı bir gelişecek bence. Ben tek tek geliştirmek istiyorum. Çünkü bayağı bir gelişecek. Heyecanlı olsun istiyorum. Hemen arkadaşlar 58 bin daha geliştiriyorum. Acaba kaç gelişir ya? Bir dakika. Bayağı bir gelişecek abi. Ben arttırıyorum ya. Fulluyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun. Her şeyin pahasını fulledim. 3 tanesini çıkartalım. 4 tanesini. 418.000 coin ise Dele Alli 86 gen oluyor. Hemen bastık abi. 6 gen arttı ya. Ne demek 6 gen? Bence çok iyi arkadaşlar. Daha da arttıracağım. İnanın arkadaşlar bayağı bir yükselecek bu adam. Bir anda bu kadar artması da gayet iyi oldu bence. Şimdi Sabek'e geçti bu ama Sabek'leri güzel durmuyor. Çok MOO'lu güzel bir dizilişimiz var mı? MOO'su fazla olan. Bunun MOO'su fazlaymış ama reytingi düşük oluyor bu kadronun. Çünkü Mbappe ile Ronaldo sıkıntı. Aynen. Mbappe. Arkadaşlar bana bir diziliş önerebilirsiniz. Şu elimdeki oyuncular. Yani şu anda bu kadroyu kullanacağım. Şu kadro benim için idealdir diye gibi duruyor. Bunu buraya koyarsam kaç oluyor bu arada? 89 oluyor. Neyse. Şu anda ben bu şekilde kullanacağım. Daha da yükseltiriz arkadaşlar. Merak etmeyin. Cannavaro'yu bir gen arttıracağım demiştim. Hemen arttıralım. Kaç hangisini basalım? Şöyle defanslardan bir tane basalım. Sonra bir de 5000'de defans bassak. Yok 5000 değil de 10.000 basalım. Evet arkadaşlar Cannavaro'yu 90 gen yapmak için gördüğünüz gibi böyle bir
Şeye başvurdum ve driblingi kaç oldu bu adamın? Driblingine falan bakmadım şimdi de. Yine de bakalım bir şeylerine. Dribling 77 olmuş. Hızlanma falan 75-76-7. Defansa göre harika. Arkadaşlar bana bir tane yorumlarda stoper önerebilirsiniz. En beğendiğiniz yorumu açacağım. Kaleci önerebilirsiniz. Stoper önerebilirsiniz. Başka da sağ bek önerebilir misiniz bilmiyorum. Yani Oxlade Chamberlain'i sat bir şeyler yap falan da diyebilirsiniz. Yani onlar size kalmış arkadaşlar. Siz karar verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar karşı atakta ödüllere geldiğim zaman benim burada bir de dünya klasmanı özel tekliflerim var. Şimdi özel teklifi alsam mı bilemedim. Özel teklif almak yerine şunları bir açacağım kesin arkadaşlar. Buradan iki tane 30'luk açacağım ve takımıma daha da 89 gene kadar falan yükseltebileceğimi düşünüyorum. Hemen bunu bir açtım. 17.500 jeton, bir fizik gücü, bir sal. Ama bunlar birer tane geldiği için arkadaşlar belki hiçbir şey yükselmeyebilir. O yüzden hemen tümünü açtım. Hız dribbling kaç oldu bu arada? Dele Alli bayağı bir yükseliyor bu arada. Dele Alli 90 gen oluyor arkadaşlar. Gerçekten Dele Alli 90 gen oluyor. Hız kaç bakalım bir. Buna da 15 tane lazım arkadaşlar ama benim Ronaldo'yu bir gen arttırmam lazım. Onu nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Hemen bir 100 daha veriyorum arkadaşlar. 500 FIFA points ona harcayayım mı? Özel teklif harcayayım mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. Oo defans yükseldi bu arada. Güzel oldu. Şimdi bakalım arkadaşlar bir bakalım neler oldu. Kadromuzda başka gelişmeler olmuş. 3 tane yeni yükselen şeyler var. Güzel bir durum. Takımdan hiç var mı? Dribbling. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dribbling Dele Alli'nin. Ama Dele Alli artmayacak. Çünkü Dele Alli yerinde değil. Bakalım başka ne var? Var mı başka? Defans vardı ama defans demek ki biz kullanmıyoruz. Defans burada ama defansa sahip hiçbir oyuncumuz yok. 3 milyon 157 bin coins'im var. Hala yükseltme yapabilirim. O yüzden arkadaşlar Cavani'yi yükseltmek istiyorum. Mbappe'den önce Cavani daha önemli bence. Çünkü Cavani daha rulet yapmıyor. Onu yaptırmak istiyorum. Yükseltebildiğim kadar şimdilik bir yükselteceğim. Şöyle forvetleri ve şeyleri koydum. Bir gen de arttırmak için neler koyuyoruz? Abi her şeyi koyuyoruz. Anca bir gen artıyor ya. Elimizde bir tek bunlar kalıyor. Şimdi bu koyduğumuz şeyler de tamam bunlar değersiz şeyler. Hadi bunları koyabiliriz. Bir dakika yanlış şeyler koydum. Abi iyice kafam karıştı ya. Bir dakika. Ya ben kendi ellerimle koyayım arkadaşlar bunları o zaman. Şöyle 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 koydum. Şimdi abi. Zaten en üstte kalanlar 25.000 antrenman XP'si 10.000 ve 5 tane 12.000. 73 tane 1000 var. 33 tane 1000 kaldı. Şunu çıkar abi. Bunu bas. Bunu da çıkar. Bunu çıkarsak ne olur? Olmuyor. Bunu koy abi. Tamam neyse arkadaşlar ben böyle basacağım. Cavani'yi 90 gen yapmak istedi canım. Ve bayağı bir şey basıyoruz ama yükseltmek istiyorum artık. Yeter yani. Yükseltiyorum. Evet 2 gen de Cavani'ye bastık. Dribbling'i hala 90 olmadı. Sağlık olsun arkadaşlar. Dribbling'inin 90 olmasına az var. Şimdi başka Cassio'yu belki yükseltebiliriz. Bir devrin sonra XP'leriyle yükseltilebilir bir oyuncu. Çünkü çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşlar. Beğenerek oynadığım bir oyuncu. 4 gen de bu şekilde bu adamı arttırabiliyoruz. O zaman arkadaşlar 842 bin coins. Abi coins'im bitti lan şaka gibi. Ama 4 gen artıyor. Rosicki yerine Kastrom bence daha mantıklı arkadaşlar ya. Kastrom'u ben yükselteceğim 4 gen. Ya da bir dakika şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Bir gen artıyor böyle. Böyle yapsam nasıl olur? 3 gen artıyor. 3 gen mi arttırsam? Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Hangisini yükselteyim? Kastrom mu? Yoksa Rosicki mi? Rosicki kaç gen artıyor? Hemen Rosicki'ye de bakalım. Rosicki de 3 gen artıyor arkadaşlar. 96 oluyor. İkisi de 96 oluyor yani. Bence ikisi de güzel oluyor ama siz karar verebilirsiniz. Oxlade Chamberlain'i bekleteceğim çünkü belki yorumlara sat yazabilirsiniz. Philippe Luiz'in durumu nasıl abi? Defans var mı bizde defans XP'si? Yok defans XP'miz de yok. Yani arkadaşlar durumlar birazcık sıkıntı. XP konusunda birazcık sıkıntı çekiyorum. Coins'im var yükselmeye yetecek kadar. Bence kadro şu anlık güzel oldu. 88 yani güzel bir takımımız oldu. 90 gen olmasını istiyorum ancak onun için ne yapmam gerektiğini şu anda bilemiyorum. Ne yapılabilir abi onun için? Şimdi şunu bir değiştirsek nasıl olur? Florenzi'yi şuraya koysam. Bu arada sağ bek de önerebilirsiniz ya. Da yükselmez ki neyse. Biz en yüksekken yapalım. Bir dakika yanlışlıkla mağazaya girdim. Mağazada çok güzel paketler var bu arada arkadaşlar. Coins'lerimi ona da harcayacağım. O yüzden çok yüksek oyuncular önermezseniz sevinirim. Evet şu anlık bu durumdayız arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu da yükseltemiyoruz. Etkinliklere bir bakacağım arkadaşlar. Turnuva etkinliği ne durumdaymış konuşamadım. Turnuva etkinliği burada neden yok? Bunu da yorumlara yazın. Ya ben turnuva oynayacaktım. Turnuva etkinliğini bulamadım. O yüzden oynayamıyorum. Hemen bir tane karşı atağa girelim arkadaşlar. O zaman bayağı bir yükseldim. Hiç karşı atak oynamadan sadece bir devrin sonra etkinliği oynayarak yanlışlıkla klasman atladım ya. Niye bilmiyorum. Yanlışlıkla klasman atladım. Atlamalı mıydım bilmiyorum ama atladım. Yapacak bir şey yok. Atladıysak atladık. Yapacak bir şey yok. Şunu birazcık daha indirmek istiyorum arkadaşlar. Ve şöyle geriye doğru yaslanmak istiyorum. 86 yenlik bir takımla karşı oynuyoruz ama bizim 88 yenlik güzel bir takımımız var bence. Bence bu maçı alırız ya.
Rosicki bu arada rulet yapıyor mu ona hiç bakmadım. Bir dakika şey Rainbow pardon. Rosicki'ye gelsin şu top. Evet yapıyor Rainbow yapıyor Rosicki. Çok iyi. Rosicki ilk kez test ediyorum bu arada. Zaten sizle birlikte daha yeni aldım yani sonuç olarak. İlk kez test etmem çok normal. Ve oynayamıyorum. Kötü oynadım bu arada. Onu da söyleyebiliriz. Kastürümü çok yükseltmek istiyorum. Çünkü çok beğendiğim bir oyuncu. Freekick yeteneği çok daha artacak. Kastürümü ben ilk Kastürümü 100 yan yapmak istiyorum. Hatta Dele Alli'yi de yapılabilir. 2M oğlu bir dizilişe geçersek Ronaldo ile falan hiç ilgilenmeyeceğim. O olabilir ya. 2M oğlu bir dizilişe geçip Ronaldo ile ilgilenmemek bence fena bir şey değil. Yani Ronaldo çok önemli bir oyuncu değil sonuçta. Daha Rainbow bile yapmıyor. Cavani yapacak daha Ronaldo yapmıyor. Öyle bir durum yani. Tabii ilk göz ağrımız, ilk oyuncumuz ama yapacak bir şey yok. Rosicki'ye ben bu maçı kaybetmem ya. Rosicki falan var. Kazanırım diye düşünüyorum. Zaten genim de üstün olduğu için arkadaşlar hani kaybedeceğimi düşündüğüm bir maç değil. Kötü oynarsam kaybederim. İyi olan kazanır diyelim. Ama o belki benden iyi oynasa bile kaybedebilir. Çünkü onun daha az fırsat bulacağına inanıyorum ve yanlışlıkla dokundum. Sinir oldum. Bugün de çok konuşuyorum ya. Cavani kötü bir şut yine. Abi 4-4 yaptı. Adam Ali ile oynuyor bakın. Gördünüz mü? Ali ne kadar üstün bir adam. Ali Rainbow yapmaya başladıktan sonra arkadaşlar çıldırıyor kendi kendine. Güzel bir şut daha. 5-4 oldu. Fena değil. Mbappe. Hadi abi. Bu gol olması lazım. Gol olması lazım. Aferin be Mbappe. Hadi bir tane daha gol atarsam maçı kazandım. Kazanmak da istiyorum. Rosicki ne kadar kötü vurdun. Beraberlik oldu arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Burada videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi yorumlara yazın ve beğendiğiniz yorumları beğenin. Kim almamı istediğinizi. Stoper, kaleci, sol bek, sağ bek. Yok sol bek önermeyin. Zaten sol bek sizin önerinizi de aldım. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki videonun herhangi birisine girerek muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Akşam canlı yayın belki olabilir diyeyim ben size de yine. Ama kesinlikle bildirimleri açın ve canlı yayın olursa hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Ve bay bay.